Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz turlara. GoTo sayfasının metotlar kısmındayız. Aslında epey bir kısım geçtik, üzerinde konuştuk. Şimdi buradan yeni bölümleri özet olarak geçmeye devam edelim. Buralarda detayları işlemeyeceğiz, daha önce de belirttiğim gibi. Metotlar konusuna gelince, Golang'de metot ve function diye iki tane farklı tabir vardır. Normalde farklı programlama dillerinde kimisi function olarak kullanırdı, kimi metot olarak kullanırdı. Bunlar değişir ama nihai olarak ikisi de aynı şeyi yapar, aynı şeyi hedefler. Burada ise ikisi de var. İkisi de mimari olarak aynı mantık, sadece yaptığı iş aslında farklı. Ufak tefek de olsa farkları var diyelim. Metotlar Go dilinde sınıf yapısı bulunmaz. Dediğimiz gibi struct vardır. Buna karşın veri türleri üzerinde metotlar tanımlayabilirsiniz diyor. Burası ilk kez duyanlar için tuhaf. Bir metot özel bir alıcı, yani receiver argümana sahip bir fonksiyondur. Bu detaylarını anlatacağım. Metot alıcısı func anahtar sözcüğü ve metot ismi arasında kendi argüman listesinde bulunur. Tuhaf bir açıklama ama anlatacağım. Bu örnekte ABS metodu vertex türünde V isimli bir alıcıya sahiptir. Burada anlatmaya çalıştığı şey, epey zorlanmış Türkçeyi kullanmadı ama aslında bunun da nedeni İngilizceden Türkçe çevirirken kelimelerin tam oturmaması maalesef. Özetle metotlar aslında bir function'dır ve function'larla metotlar arasındaki fark, metotlar struct'ları, yani eski tabirinizde, farklı dillerdeki tabirinizde sınıfları genişletmek için kullanılır aslında. Ne demek istiyoruz burada? Örneğin burada vertex adında bir struct tanımlanmış. X ve Y tipleri var, field'ları var ve tip olarak da float 64 kullanılmış. Ve haliyle böyle bir struct'a sınıf olarak düşünürsek ekstra yetenekler eklemek isteriz. Yani bir sınıf içerisinde, örneğin C Sharp'ta ya da Java'da bir sınıf içerisinde yaptığınız metotlar gibi düşünün. O sınıfın içeriğiyle ilgili işlemler yaparsınız. Hesaplamalar, dışarıdan veri al, işlem yap filan. Bu tür şeyler. Burada da bu işi yapmak için struct'ların metot ihtiyacını karşılamak için böyle bir yöntem kullanılmış. Metodumuz şöyle, func ile tanımlanıyor. Dışarıdan hangi tipi, hangi özellikle söylüyorum tipi, yani bir struct değil başka bir tip de olabilir. Hangi tipi genişletmek istiyorsanız, onun için bir metot geliştirmek istiyorsanız onun adını veriyorsunuz, tipini yani. Burada vertex ve metodun adını veriyorsunuz, ABS. Geri dönüş tipini veriyorsunuz. İçerinde işlem yap. Bu kadar. Nasıl çalıştırıyoruz? Aslında olayı orada anlarsınız. Bakın, main kısmında V2 nokta üst üste eşittir. Vertex 3,4. Burada standart bir nesne örneği oluşturma işlemi var, parametreli bir şekilde. Ve V nokta ABS metodunu, V üzerinden ABS metodunu çağırıyor. Yani vertex nesne örneği olan V üzerinden buradaki ABS metodunu çağırdık. Bu şu demek oluyor. Buradaki struct'ın bir metodunu tanımlamışız ve buna da vertex'in herhangi bir nesne örneği üzerinden erişilebilir. Hatırlarsanız Java ya da C Sharp'tan bir sınıfın içerisinde ancak metot tanımlayabilirdiniz, değil mi? Örneğin şöyle bir tanım yapılır. Burada bir şeyler yaparsınız. Bu sınıfın içerisinde yapılır normalde. Burada öyle değil. Burada struct yazarsınız. Ondan sonra tabii aynı paket içerisinde olması gerekiyor bunların. Yazdığınız struct'ın bulunduğu paket içerisinde de bir metot yazarsınız. Ona da şuradaki parametre kısmında
Hangi struct ya da type ise onun tipini ve bir de şu küçük tanımlamayı, parametrenin adı, yani parametre tipi ve bu da adı oluyor, verirsiniz. Metodun da adını yazarsınız. Geri dönüş tipini yazarsınız. Bu kadar. Bu artık şuradaki vertex adındaki struct'ın bir metodudur. Böyle çalışır derlendiği zaman. Bunun da ispatı şu. v.abs. Tekrar etmek gerekirse Golang'de metotlar aslında birer function'dır. Ama bir tipi genişletmek için kullanılır. Amacı budur. C# iyi bilen arkadaşlar için örnek verebilirim. Oradaki extension metotlar gibi düşünülebilir. Oradaki extension, buradaki aslında metot, metodun struct'ı genişletmesi yöntemini kullanıyor. Metotlar birer fonksiyondur. Unutmayın demiş. Bir metot alıcı argümanı olan bir fonksiyondan ibarettir. Alıcı argüman dedi de şurası. İşte. İşlevsellik, işlevsellikte herhangi bir değişiklik olmadan ABS metodunu olağan bir fonksiyon olarak yazılırsa şöyle bir kod ortaya çıkar. Dikkat edin, burası da bir function kullanımı. Önceki sayfaya gidip şunu alacağım. Kopyaladım. Buraya geldim. İkisindeki farkı görün. Bu metot, bu fonksiyon. Metot bir struct'ın genişletmesi olarak kullanılıyordu. Çağrılırken de şöyle çağrılıyordu. V nokta, onun vertex'in nesne örneği üzerinden abs diyoruz. Ama fonksiyon, dikkat ederseniz ufak bir farkı var. Şuradaki kısmı burası yerine şurada tercih edilmiş fonksiyonda. Bir terslik var yani. Fonksiyon abs, parametreyi al, geri dönüş tipi bu. Kullanımı da şöyle. Standart bir fonksiyon gibi kullanılır. Çünkü bu fonksiyon aslında buradaki tipten bağımsız çalışır. Yani bağımsız bir framework geliştiriyorsanız, örneğin bir A ile B'yi topla gibi bir işlem yapacaksanız, bunu bir metot yapmanıza gerek olmayabilir. Çoğunlukta da yoktur. Çünkü metot yaparsanız onu bir sınıfa entegre etmiş olursunuz. Bir sınıfa ait hale getirmiş olursunuz. Ama fonksiyon yaparsanız o bağımsızdır. Siz dışarıdan ona parametreyi gönderirsiniz. O kendi içerisinde hesabını yapar. Bu kadar. Metotlar devam. Metot struct olmayan türler üzerinde de tanımlanabilir. İlla struct üzerinde yapmak zorunda değilsiniz. Bu örnekte myfloat sayısal türü üzerinde tanımlanan bir ABS metodu görüyoruz. Bir metot tanımlanırken metodun alıcısında bildirilen türde aynı pakette tanımlı bulunmalıdır. Alıcısının türü int gibi yerleşik türler de dahil bir başka pakette tanımlı bulunan bir metot tanımlayamazsınız. Özetle şu. Burada kendi float tipimi tanımladım. Tip myFloat, tipi de bu. Yani buradaki type keyword'ü anahtar bir kelime burada. Sihirbaz gibi bir şey. Birçok işe yarıyor. Farklı tipleri oluşturmada. Struct yazarsanız bu struct olur. Bu kadar. Bunu tanımladığınızda dikkat ederseniz bakın bir func var. Burası bir metot. Demişiz ki myFloat adındaki tipin bir ABS metodu olacak. Bu buna ait. Sonra işlem yapıyor vesaire. Geriye bunu dönüyor. Float 64'e dönüştürerek. İşte. Sonrasında nasıl kullanıyoruz? Bakın f.abs şuradaki myFloat tipinin abs adındaki bir metodu. Burada önemli olan, anlatmaya çalışılan şey, bunun struct olmak zorunda olmadığı. Float 64'te de yapılabilir.
mesela. Yani ya da diğer tipler. Sadece Float 64 değil. Bu pointer vesaire konuları her bölümde ortaya atılıyor. Bunları paketleyip böyle anlatmak istiyorum. İleri. İleri. Arayüzler. Arayüzler yazılımda belli şartnameler oluşturmak için, kontratlar oluşturmak için kullanılır. Burada da interface aynı işi yapıyor aslında. Bir arayüz türü, interface type, bir grup metot başlığı, signature olarak tanımlanır. Arayüz türünün değeri, o metotları gerçekleyen değerlerden herhangi birine sahip olabilir. Not, örnek kodun 22. satırında hata mevcut. Vertex değerinin türü, abser türüne gerçeklemiyor. Çünkü abs metodu sadece bu işaret türü üzerinde tanımlı. Şöyle bir bakalım. Bakın burada bir interface'im var. Abser adında bir interface. Tip olarak dikkat ederseniz gene type'la tanımlanmış. Tipi interface içerisinde abs metodu ve geri dönüşte bu. Function. Main kısmında da bir tane abser tanımlanmış interface. A adında. Sonra myfloat ve vertex sınıflarının struct'larının nesne örnekleri üretilmiş. Güzel. Bunlar A'ya atanmış. İyi. Dikkat ederseniz F normal bir şekilde atanmışken V'nin pointer'ı atanmış. Sonrasında da A eşittir V demişiz. Ve A.ABS'yi burada kullanmışız. Şunlara bakalım. MyFloat vesaire. Bunlar da o yukarıdaki tanımlananların tanım kısmı. Önemli değil. Özetlemek gerekirse şöyle. Bir tane kontrakt oluşturuyorsunuz. Interface. Abser adında. İçerisinde ABS metodunuz var. Diyorsunuz ki bu benim standart bir yapım. Kontraktım. Bunu kullanmak isteyen diğer struct'lar bunu alıp içerisindeki ABS metodunun yapısını kullanabilir diyorsunuz. Dikkat ederseniz burada. Ya da farklı struct'lar kendi içerisindeki ABS metotlarını tek bir nesne üzerinden kullanabilmek için interface'i kullanabilir. Yazılıma yeni başlayanlar için biraz tuhaf gelebilir bunlar. Ama dikkat ederseniz myfloat, float 64 tipindeki myfloat'ın abs diye bir metodu var. Burada da vertex'in aynı şekilde abs adında bir metodu var. İkisi de geri dönüş olarak float 64 dönüyor. Diyoruz ki bu işlemi ben tek bir interface üzerinden implementasyon ile soyutlayarak gerçekleştirmek istiyorum. Var a abser iki tane myfloat ve vertex adında nesne örneği oluşturuyoruz ve ikisini de a'ya atıyoruz. Sonrasında da a üzerinden bunun abs metoduna erişebiliyoruz. İnterfeys temel olarak böyle. Farklı amaçlarla kullanılıyor. Asıl amacı tabii ki biraz daha detaylı. Onları da arayüzler, interface konusunda anlatacağım. Şuradaki nota tekrar dönelim. Örnek kodun 22. satırında hata mevcut diyor. Yani şuradaki atama işlemi. Burada da notu var zaten. Diyor ki vertex değerin türü yani. Abser türünü gerçeklemiyor çünkü abs metodu sadece vertex'in pointer'ı, işaretçi türünde üzerinde tanımlı. Bunun da nedeni şu.
Evet. Buradaki kurallara uymadığını gösteriyor, söylüyor. Buradaki açıklama mevcut zaten. Bu detaylarına daha geniş bir şekilde bölümünde değineceğim. Burada da gene interface ile bir anlatım var. Nili anlatıyor ama interface konusunda anlatacağım. Şunlara da bakalım. Bir tür onayı, type assertion, bir arayüz değerinin arkasındaki somut değere erişmeye olanak sağlar. Burada da gene interface ile alakalı olduğu için, bakın bunu da gene interface konusunda detaylı örneklerle anlatacağım. Burada da aynı şekilde gene interface konusu, tür anahtarı vesaire. Stringer, bu da gene bir interface örneği. String ile ilgili bir örnek yapıyor. Bu da ödev vermiş. Araştırma. Hatalar. Bu da yine interface içerisinde olduğu için girmeyeceğim buna. Hataya ayrı bir videoda anlatacağım öncelikle. Ondan sonra belki bunlar daha faydalı olur. Hani hata yönetimini aktarmak için. Okuyucular bu da örnek hazırlamış. Bunun dille alakası yok. Burada gene arayüzü örneklemek için Golang içerisindeki I/O kütüphanesini kullanmış. Onun içerisindeki Raider nesnesini. Alıştırmalara geçiyorum. Bu da gene interface örneği amaçlı. Interface çok geniş bir konu. Yani basit gibi görünen ama geniş bir konu. O yüzden özet geçmeye çalıştık şu an için. Evet, şimdilik bu kadar.